Tabii, tabii Çok özür. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Şöyle bir açıklama yaptı. Onu bir izleyelim. Siz senin burada Ankara'da çünkü çok farklı kesimlerle de görüşüyorsun. Oradaki yorumunu, gözlemini merak ediyorum. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu diyor ki, Adalet ve Kalkınma Partisinden bizim partimize yönelik çengel atma operasyonları var diyor Davutoğlu. Ama daha çarpıcı olan ve ilk kez söyleyeceğim kamuoyunda ve iktidar sahiplerine duyuruyorum. Partimizin kurucusu olan önemli isimleri. Doğrudan Tayyip Erdoğan'ın selamıyla seni, sana istediğin mevkiyi, istediğin makamı, istediğin milletvekilliği sırasını vermeye hazırız. Yeter ki Gelecek Partisi'ni terk et diye çağrılar yapılıyor. Şunu bilsinler. Gelecek Partisi'ni kuran kadro bu yolsuzluk çarkı karşısında yiğitçe, samimi bir mücadele vermiş. Kadro bunun için aracılar konuyor araya. Sayın Erdoğan kendisi konuşmuyor. Bir takım bakanlarını nezaketsizce üstümüze yönetmeye çalışıyor. Evet Özlem Akarsu Çili'ye soralım. Özlem en son senle böyle bir ay kadar evvel böyle bir sabah yay yayının sırasında İyi Parti'nin Akşener'in bu transferlerinden bahsetmiştik ve sen onları kamuoyuna duyurmuştun. Şimdi ne hissettin, ne düşündün? bu Ankara'daki izlenimlerinden sonra mesela Davutoğlu ve Davutoğlu'nun partisine AK Parti'den çengel atma operasyonu ne, ne düşündün? Şimdi aslında e, aklımda söylemek yoktu. Yanıtını bekliyordum. Bugün bir meslektaşımızın Meral Akşener'le randevusu var. Hatta randevudan sonra sözleştik. E, i̇lk e, bizim aracılığımızla belki kamuoyu duyacak bunu da. E, Meral Akşener toplumun farklı kesimlerine hitap edecek isimleri tek tek e, seçmeye, danışmanlık için onları davete de devam ediyor. Bugün bir meslektaşımızla görüşmesi var. Onu kimmiş belirtelim. o, kimmiş, kimmiş? Şimdi Ahmet Davut... Ee, önce bir gitsin görüşsün. Hayır ama <laughs> Ondan kişi kim? Ondan sonra netleşsin İsmail ben paylaşayım. Ee, şöyle özellikle e, engelliler, çocuklar ve e, kadın meselesi üzerine e, herkesin yakından tanıdığı bir isim diyelim burada bırakalım izninde Neden? Çünkü e, henüz görüşme gerçekleşmedi. Öyle saatlerinde buluşacaklar. Ya yani bir şey Özlem. Biz arkadaşımızla bir araya geleceğiz. Özlem Efendim? bir şey soracağım. <laughs> Şimdi sen bunu bu haberi. Meslektaştan mı aldın, İyi Parti'den mi aldın? Ona göre devam edeceğim veya etmeyeceğim? Meslektaşımdan aldım. Ha o zaman Meslektaşımdan peki. Meslektaşımdan Eğer aldım. meslektaşından aldıysan ve o amargo koyduysa tabii ki basın etik kuralları gereğince söylememek gerekir. Ama sen başka bir yerden haber aldıysan ve ona teyit ettiysen söylemek gerekir. Ama belki de biz yayın tabii, sırasında tabii. senden önce öğrenirsek de duyururuz. Onu da söyleyeyim. Evet. Son sözlerini rica edeyim. Bu, bu arada... Şimdi bu Ahmet Davutoğlu'nun bu söylediği e, iş önemli. E, hemen aklıma e, Deva ve Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yazdığım bir haber geldi. Henüz partiler Hı. kurulmamıştı ama kurulmaları bekleniyordu. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir grup akil insan abi yani böyle üç işte en kıdemli iktidar partisi üyeleri gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüşler ve daha sonra da Davutoğlu'nu babacanı ziyaret ederek partiyi kurmayın demişlerdi. Ancak tabii ki bu ziyaretler sonuçsuz kaldı. O zaman da reddedilmişti. Şimdi o zaman tek bir şeye itiraz etmişlerdi benim haberimdeki. O haber çok ses getirmişti. Cumhurbaşkanının icazetiyle. O icazet almadık. Biz biz kendimiz gittik demişlerdi ama ya bu işlerde herkes biliyor ki Cumhurbaşkanına sormadan bu işler yapılmaz. Kimse kimseye transfer teklif edemez. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi görünen o ki seçime kadar tüm yolları deneyecek. Hem partilerin içine oynamak konusunda hem altılı masanın içine oynamak konusunda hem de seçmene hoş görünmek için elinde ne var ne yok bütün imkanları seferber etmiş durumda İsmail. Peki Özlem Akarsu Çelik çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da selamlar kolaylıklar diliyorum. Şimdi tabii biraz evvel söyledim ama hata yapmamamız gerekiyor. Makam odası diyorlardı ya. Şimdi Nihal de bana bir bilgi göndermiş. Nihal Kemaloğlu sağ olsun beni de bir hatadan kurtarmış oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir kez daha söz alarak bu resim benim makam odam değildir. Bir il ziyaretine gitmişiz, kontrolümüzde olan bir ortam değil. Dolayısıyla büyük ihtimal kamuya açık bir ortam dedi. Heh, hani CHP'liler dediler ya makam odası diye, hani Beysel Filiz miydi neydi diye. Ancak kendi makam odası değil. Çünkü kendi makam odasında bir fotoğraf çektirdiyse, ben ben bunu tanımıyorum falan dediyse ikna edici olmazdı. Ama şimdi bu bilgiyle biraz daha oturduğunu ifade etmek isterim. Bugün ilgimi çeken röportajlardan biri, deneyimli gazeteci yazar Ruat Mengi'nin Sözcü'deki röportajından. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'na sorular yöneltmiş Ruat Mengi. İktidarın politikalarını değerlendirmiş. 3Y ile mücadele edeceğiz dediler. Yozlaşma da eklendi. 3Y oldu 4Y. Meclisin saygınlığının yok edildiğini belirten Kalaycıoğlu, kurumlar saygınlık üzerine oturur. Bakın çok doğrudur bu kurumlar saygınlık üzerine durur. Muazzam bir siyasal yozlaşma var. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla 3 c ile mücadele etmek için geliyoruz dediler. O mücadele bırakıldığı gibi bir de üzerine yozlaşma eklendi. 3 ye oldu 4 ye dedi. Bu da günün çarpıcı röportajlarından birisiydi efendim. Dün hem en yakın bağımsız araştırma sonucundaki enflasyon rakamını sizlerle paylaşmış hem de TÜİK'in resmi rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Ama son kararı size bırakmıştık. Yılmaz Özdil'in daha evvel yazdığı gibi hayattaki en gerçek anket evimize gelen fatura öyle değil mi? Herkes biliyor ki TÜİK'in açıkları rakamlardan çok daha yüksek bir enflasyon var şu anda Türkiye'de. Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Biz bunu sık sık dile getiriyoruz. Bugün açıklanan rakam da esasında başlayan bir ilüzyonun ilk halkası. TÜİK'in açıkladığı %84,39 yıllık enflasyon muhalefetin ve ekonomistlerin tepkisine neden oldu. Hem siyasiler hem de uzmanlara göre enflasyondaki düşüşün nedeni baz etkisi. Eğer siz TÜİK'i referans alırsanız bu ülkede yoksulluk çoğalır, sabit gelirli herkes kaybeder. Bütün ekonomistler ve ekonomiyi yöneten iktidar mensubu, Kasım ayı itibariyle bir baz etkisinin görüleceğine ve fiyat, enflasyonun artış hızının düşeceğini söylüyordu. Ama bu aldatıcı. Sadece bir matematik aldatma. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlar geriye gitmiyor. TÜİK'e göre Ekim ayında %85,51 olarak açıklanan yıllık enflasyon Kasım'da %84,39'a geriledi. Ancak muhalefet bunun marketleri ve pazara yansımadığı görüşünde. Bazı temel besin maddelerindeki yıllık artış, TÜİK harcama endeksi sonuçlarına göre taze süt fiyatındaki yıllık artış 162, pirinç fiyatında 144, peynirde yüzde 129, makarnada yüzde 125, sebzede yüzde 106, margarinde 100, dana etindeki yıllık artış ise yüzde 89. Hepsi resmi enflasyonun üstünde. Gerçek enflasyonun en az yüzde 200 olduğu konusunda herkes mutabık. Yani alışverişe giden, şöyle kendi bir üst baş alan, e, en temel gıda ihtiyacı için şöyle bir marketleri gezen, pazarı gezen herkes görüyor ki Türkiye'de şu anda enflasyon en az yüzde iki yüz. Bu açıklanan rakamlar fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor. Belki belki olsa olsa baz etkisi bile olsa fiyat artışlarında bir yavaşlama eğiliminden söz edebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonda düşüş trendinin başladığını öne sürdü. Nebati, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz açıklamasını yaptı. Herkes duysun çok üzüldüm. Hani Ankara'da güzel binalar vardı. Eskiden İller Bankası binası yıkıldı. Şimdi Tezcan Karakuşcan'dan bakın. Bazıları bana soruyor, Tezcan Karakuşcan'dan nasıl da destekliyorsun diye. Tabii desteklerim. Niye? Tezcan Karakuşcan'dan benim babamın kızı değil. Ama Ankara'nın kent mimarisini korumak için mücadele veriyor. Bunun için bedel ödüyor. İşte Saraçoğlu Mahallesi, işte Togo Kuleleri, işte İller Bankası. Bütün o tarihi doku, Atatürk Orman Çiftliği. Bakın bizim etiketimizle paylaşmış. Çok özür diliyorum. Çok özür. Baba. Kim o? Kim? Ha tamam peki. Tamam. Ha siyasete falan girmiyor yani. Tamam peki. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Mersi. Evet. Çok özür diliyorum. Anlatırım size sonra hikayesini. Şimdi bakın Tezcan Karakuş Can'dan. İçişlerine tahsis edilen Tarihi Bayındırlık Bakanlığı binasının bir bölümü yıkılmış durumda. Herkes duysun İçişleri Bakanlığı'ndan Tarihi Cumhuriyet'in tarihi binasında yıkım. Şimdi bakın burası, biliyorsunuzdur burayı, Ankaralılar bilirler. Eski Ankara binaları bunlar. Ama bakın, işte Tezcan Karakuş Candan'a bunun için bedel ödetiyorlar. Hep sorduğum şey... Allah aşkına